Burası mı? Evet kızım. Allah'ım. Elif'im haftalarca burada mı yaşadı yani? Melek, iyi misin? Dikkat et. Yavrum, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Ne olur bir an önce içeri geçelim. Hadi. İçeri giremezsiniz. Evladım. Ben Cemal'in komşusuyum. Bu kadıncağız da. Memur bey, ben Kenan Emiroğlu. Telefonda görüşmüştük. Ha, merhaba Kenan bey. İzin verirseniz kızımın yaşadığı yeri görmek istiyoruz. Peki ama fazla uzun sürmesin. Elif. Kızım. Anneciğim neredesin? Hadi çık ortaya. Bak ben geldim. Melek yapma böyle. Yere Elif'in kokusu sinmiş sanki. Kızımın kokusu bu. Polisler hala kapının önünde Necdet Bey. Beklemeye devam edelim mi? Hayır hayır. Dikkat çekmeden dönün artık. Peki efendim, emredersiniz. Necdet Bey dönün diyor. Kız orada. Lan Necdet Bey'in eski şoförü Veysel değil mi lan bu? Bilmem, anlar şimdi. Hadi çabuk. Veysel lan! Allah kahretsin. Koş Elif! Koş! Kaçma! Korkma kızım, korkma. Ben varım, tamam mı? Hadi koş, koş. Gel bu tarafa gel.
sesini çıkarma, tamam mı? Geliyorlar. Nereye kayboldu bunlar ya? Ne bileyim ben lan. İleride bir sokağa falan girmişlerdi işte. Hadi yürü. Şş, bana bak. Ben elini tutar tutmaz geldiğimiz yöne doğru koşuyoruz. Veysel! Allah kahretsin. Bu tarafa! Koş Elif! Koş, koş! Koş, 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 koş! Veysel amca bak! Taksi! Dur! Allah kahretsin! Kaçtı şerefsiz. Koş araba gitti, koş! Artık kurtulduk. Bizi yakalayamazlar değil mi? Korkma, korkma. Merak etme. Bize yetişmeleri imkansız. Gerçekten mi? He. Az önce bir yerin acımadı değil mi? Yok, tuttun ya, düşmedim. Hadi öyle olsun bakalım. Oh, anneciğim. Ne sabah kavuşacağım ben sana? Ne olur gel artık. Bitsin bu hasret ya. Bitsin artık. Yapma yavrum. Allah'ın izniyle kavuşacaksın yavruna. Dayanamıyorum artık ya. Dayanamıyorum. Ben onsuz nefes bile alamıyorum. Tam kızıma kavuştum diyorum. Yine ellerimin arasından kayıp gidiyor. Neden ya? Öyle deme kızım. İsyan eder gibi. Rabbimin gücüne gider. Allah'a çok şükür bak. Kızın hayattaymış. O da seni arıyormuş. Kenan Bey, siz dışarı alsak. Hadi Melek. Ne olur biraz daha kalsam. Biraz daha kızımın kokusunu içime çeksem ha? Melek, çıkalım ki polisler de işlerini rahatça yapabilsinler. Hadi. Hadi kızım, hadi. Gel Rabia teyze, seni eve bırakalım. Yok evladım, ben kendim giderim. Olur mu öyle şey? Neden olmasın yavrum? İki adımlık yer. Zahmet etmeyin hiç. Sen kızımızı ta buralardan getirmişsin zahmet olmamış da... biz seni eve bırakınca mı zahmet olacak? Olsun yavrum, hemen bir sokak ötede zaten evim. Rabia teyze, lütfen ama gerçekten olmaz. Peki o zaman yavrum. Arzu, çiftlikteki durumlar ne? Yoksa Elif'i bulmuşlar mı? Yok. Sadece o yaşlı kadın orada. Elif? Elif yok. İyi. Demek ki Cemal doğru söylüyor. Ne diyor çiftliktekiler? Bilmiyorum. Arıyorlar galiba. Tabii, o yaşlı kadın her şeyi dökülmüş değil mi? Cemal'i. Her şeyi. Hı hı. Bu işte benim de parmağım olduğunu düşünüyorlar. Kenan ima ederek Cemal'i sordu. Ama ben inkar ettim. Peki senin bu halin ne? Elif bulunmamış işte. Kenan bana boşanma davası açmış. Bu sefer her şey bitti baba. Buna mı üzülüyorsun?
Daha önce kaç defa geldiniz bu noktaya? Sen onu yine bir şekilde direkten döndürürsün. Bu sefer başka. Boşayacak beni. Ya dur bakalım, öyle hemen karalar bağlama. Bak, doktor arıyor. Senin şu akıl sağlığı raporunla ilgilenen. Faruk Bey. Hallettiniz mi rapor işini? Nasıl? Ne demek halledemedim? Tamam, kes. Bana masal anlatma. Bunu bana şu an mı söylüyorsun? Gerizekalı herif. Baba, ne olmuş? Şu doktor akli dengenin yerinde olmadığına dair bir rapor çıkaramayacağını söylüyor. Aptal, beceriksiz. Allah kahretsin. Ne yapacağız baba? Ben biterim. Alo. Ben bir ihbarda bulunmak istiyorum. Ne oldu? Geliyorlar mı yoksa? Yok yok. Yok. Sen merak etme. Gelen giden yok. Bizi yakalayacaklar diye çok korktum ben. Korkma canım artık. Korkma. Ben yanındayım. Kimse bizi yakalayamayacak. Az sonra anne babana kavuşacaksın, ha? O kadar çok özledim ki. Kocaman sarılacağım anneme, kocaman, kocaman. Tamam abi, anladım. Bir gelişme olursa haberdar et. Ne diyor abin oğlum? Bir gelişme yok muymuş? Henüz yokmuş. Hala adamın evindeler miymiş? Yok, şimdi Rabia teyzelerin evine geçiyorlarmış. Ama diğer evde de arama devam edecekmiş. Ay, inşallah evde bana ait bir şey bulmamışlardır. Elif kesin oradaymış, öyle mi? Hı hı. Melek abla çok kötü olmuştur şimdi. Ay evet ya, keşke biz de gitseydik onların yanına. Hayatım, gidip ne yapacağız? Zaten polisler her yerde arıyor Elif'i. Öyle de ne bileyim, insan el kolu bağlı oturunca daha kötü hissediyor kendini. En azından torunuma dair bir iz bulundu. Allah o kadından 1000 kere razı olsun. Olmasaydı hiçbir şeyden haberimiz olmayacaktı. Buyurun yavrum, oturun. Buyurun. Biz rahatsız etmeseydik. Olur mu öyle şey yavrum? Buyurun. Allah sizden razı olsun. Beni buraya kadar getirdiniz. Allah asıl senden razı olsun teyzeciğim. Elif'imi koruyup kollamışsın. Öyle. Sayende kızımıza bir adım daha yaklaştık. Ah yavrum. Keşke daha önceleri bilseydim. Size hemen yavrunuzu getirirdim. Teyzeciğim, sen Elif'e sahip çıkıp ona bakarak yapabileceğin en büyük iyilikleri yaptın zaten. Ah yavrum, artık ben mi ona sahip çıktım, o mu bana sahip çıktı belli değil ya. Nasıl? Ay, bir vakitler çok hastalandım yavrum. Elif'im her gün gelip bana baktı, ilaçlarımı verdi. Ben şu anda hayattaysam o küçücük yavrucağa borçluyum bunu yavrum. Nasıl yani? Ben bir gün evde fenalaşmışım. Elif beni o şekilde gelip görünce paniğe kapılmış yavrum. Hemen ambulansı çağırmış. O yetişmeseydi ben şimdi çoktan... Allah korusun teyzeciğim. Ya yavrum, işte böyle. Biz Elif'imle gün geldi birbirimize can yoldaşı olduk. Gün geldi birbirimize yarenlik ettik. Torunum gittikten sonra beni ayakta tutan tek şey sizin yavrunuz oldu. Canım kızım benim ya. Bir tanem. Ama ben sizi gördükten sonra Elif'in çok şanslı bir çocuk olduğunu anladım. Sizin gibi böyle iyi kalpli anne babası var. Rabbim inşallah tez günde, tez saatte sizi yavrumuza kavuştursun.
Oho. Hadi be Veyso. Nerede kaldın? Hadi be. Aç şu telefonu bir aç. Alo. Nerede kaldınız be oğlum? Ağaç oldum burada ya. Bir sorun falan yok değil mi? Yok yok. Ne sorun olacak ya? Biz geliyoruz. Sen bekle, az sonra oradayız ya. Hadi hadi. Biraz acele edin. Sen merak etme, merak etme. Geliyoruz. Az bekle bizi. Tamam hadi. Sen daha çok beklersin bizi. Her şey için çok teşekkür ederiz Rabia teyzeciğim. Ah yavrum, ben ne yaptım ki? Allah'ım inşallah tez zamanda evladınıza kavuşturur sizi. Amin. Ama beni de habersiz bırakmayın. Elbette Rabia teyze. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi Allah'a emanet olun yavrum. Hadi iyi günler. Kızına kavuşmak istiyorsan bugün saat 4'te 500 bin lirayla birlikte 3. köprünün sapağındaki eski fabrikanın oraya gel. Sakın polisleri işin içine karıştırayım deme. Yoksa kızının yüzünü göremezsin. Kenan, ne oldu? Babam. Hiçbir şeye engel olamadım. Hiçbir şeye. Bundan daha kötü ne olabilir ki? O ne ya? Bu polis mi? Kesin o adamın işi bu ya. Ben de öyle tahmin ediyorum. Hemen gidip polise haber verelim o zaman. Hayır hayır Melek. Adamın yazdığı mesajı görmedin mi? Ya ama Kenan bak. Bak bu sefer riski alamayız. Adam ne diyorsa onu yapacağız. Parayı verip Elif'i almak daha güvenli olur. Tamam doğrusu o diyorsan. Hadi bir an önce eve gidip parayı alalım. Keşke şimdi annemle babamla birlikte bu ağacın altında olsaydık. O da olur kızım, o da olur. Bakın memur bey, kızımın hiçbir suçu yok. O gün bu evde yaşananlar tamamen bir kazaydı. Biz Arzu Emiroğlu'nu karakola götürmek zorundayız. Olanlar orada kendisi anlatır. Arzu evde değil, nerede olduğunu bilmiyorum. Arayın bakalım. Evde mi değil mi görelim. Ne yapıyorsunuz siz? İzniniz olmadan arayamazsınız evimi. Endişe etmeyiniz. Kanunsuz işimiz yok. Arama iznimiz var. Buyurun. Benim kızım masum diyorum ben size. Kadın sakar diye. Sırf evimde düştü merdivenlerden diye. Dediğim gibi biz görevimizi yapıyoruz. Bunları merkezde anlatır kızınız. Necdet Bey, sakin olun. Bakın,
Bakın bırakın beni diyorum. Ben bir şey yapmadım. Bakın. Buyurun, kızınız evdeymiş. Sayemizde siz de gördünüz. Bakın ben masumum diyorum baba. Kızım masum diyorum size. Burada çok büyük bir hata yapılıyor. Hata yok Necdet Bey. Kelepçe. Bakın ben masumum. Ben masumum diyorum. Ben bir şey yapmadım. Hayır istemiyorum. Bakın kelepçe falan istemiyorum ben. Bakın hayır ben kelepçe baba. Kelepçe takmak zorunda mısınız? Kızım masum diyorum ben size. Bakın ben bir şey yapmadım diyorum. Ben masumum. Baba ne olur kurtar beni. Baba ben oraya tekrar gidemem. Baba ben ölürüm orada. Baba. Arzu ne olur yapma böyle. Baba. Baba. Ya, bakın ben bir şey yapmadım diyorum. Masumum ben. Ne olacak şimdi Necdet Bey? Bilmiyorum Erkut, bilmiyorum. Niye geldi bu polisler gene eve? Zaten kaç defa aramazlar mı eve? Sakin ol. Hata yapıyorsunuz. Necdet Karapınar'ın kızıyım ben. Bakın baba. Baba kurtar beni. Bakın çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Ben masum diyorum. Bir şey yapmadım ben. Baba. Baba yardım et. Binin artık. Daha fazla zorluk çıkartmayın. Baba. Baba. Bakın ben masumum. Ben masumum diyorum. Baba. Gel Elif. Çok heyecanlıyım. Tabii. Kalbim böyle kıpır kıpır değil mi? Hı. Kolay değil kızım. Bunca zaman sonra annenle babana kavuşacaksın sonunda. Hadi gidelim. Koş o zaman. Gel buraya bacaksız. Ne oluyor lan? Sesini. Lan bırakın çocuğu. Çek lan ellerini. Veysel amca. Tamam Elif, sakin ol kızım. Yani öyle mi? De bize ya bir oyun oynuyorlarsa? Sanmıyorum Melek. Bu Cemal denen adam Elif'in onun ne olduğunu bildiğimizi biliyor. Onu bize vermekten başka çaresi yok. İnşallah. Allah ne olur bu sefer bir aksilik çıkmasın. Korkma. Sonuna geldik. Ne olur bitsin bu hasret. Bitsin artık. Eğer yanlış bir hareket yaparsan çekerim tetiği Veysel. Tamam sakin ol. Sakin ol, bir şey yapmayacağım. Yapmayın. Ne olur beni bırakın, ne olur. Kes sesini. Elif korkma kızım. Korkma, bir şey yapamayacaklar. Bekir abi sen bindir şu eledi arabaya. Elif kaç. Onun geldi Veysel. Geberteceğim lan seni şerefsiz. Dur lan yapma, sakin ol. Senin ne
Neydi o ses? Oğlum. Silah sesine benziyordu. Ne silah oğlum, ne oluyor? Allah'ım sen koru. Allah'ım sen koru. Ses çok yakından geldi. Havuz tarafından mı geldi acaba? Murat ne oluyor? Feride korkma, sakin ol. Bu tarafta görünürde hiç kimse yok. Sanki ön taraftan geldi. Çok yakındı. Allah'ım sen koru. Pencerenin önünde durmayın öyle. Ne olduğunu bilmiyoruz. Dikkatli olun. Zeynep abla haklı. Yok, yok ben gidip bakacağım. Abi bekle ben de geliyorum. Oğlum, oğlum durun. Oğlum dikkatli olun. Güzel Mevlam nedir bu başımıza gelenler? Ah! Hadi köpekler. Ses buradan geldi. Ben bu tarafa doğru gidiyorum. Tek başına gitme oğlum. Tamam anne merak etme. Ben de geliyorum. Murat! Baba! 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 Yaşıyor. Aman Allah Veysel! Baba! Baba! Baba ne olur dayan bırakma bizi baba! Baba, geldik biz. Biz geldik, kurtaracağız seni. Veysel, Veysel ne olur dayan. Dayan Veysel. Baba, baba kim yaptı sana bunu? Vurdular. Dayan Veysel, dayan. Ambulans, ambulansa haber verelim hemen. Var. Açın lan şu telefonu, hadi açın. Alo, ambulans mı? Beykoz Orman yolunun sonundaki çiftliğe ambulans istiyorum. Emiroğlu çiftliği. Ne olur acele edin, yaralı var, yalvarırım. Baba! Baba! Baba ne olur dayı, baba! Baba! Baba kendine gel. Baba ne olur bırakma bizi, baba! Baba! Neler oluyor burada? Kim yaptı bunu? Bilmiyoruz abi. Biz silah sesi duyduk. Geldiğimizde öyle yatıyordu. Ambulansa haber verelim. Murat aradı abla. Kim yaptı Selim? Görmediniz mi? Onu. Onu size getirdim. Kimi getirdin? Elif. Elif'i. Nerede Elif'im? Nerede yavrum? Kaçtı. Oraya, oraya doğru kaçtı. Yani Kenan. Vakit kaybetmeden arayalım. Zeynep. Bul onu. Elif'i bul Zeynep. Bulacağız. Bulacağız babacığım. Hadi. Hadi gidin. Yetişin Elif'e. Hepimiz bir yerlere dağılalım. Murat, Tülay siz ambulans bekleyin biz gidiyoruz. Tamam Kenan abi. Tamam. Baba. Baba ne olur bırakma bizi baba. Dayan ne olur dayan. Bak geliyor ambulans babam hadi. Dayan Bey sen ne olur dayan. Baba. Baba ne olur bırakma baba beni bırakma baba. Tülay size hediyem Elif'ti. Veysel affet beni Veysel inanmadım sana. Ne olur affet beni. Babam. Baba. Murat. Baba. Baba ne olur bırakma baba. Baba ne olur bırakma beni. Baba. Elif.
Elif kızım! Elif! Tokası. Kızım. Kenan. Elif demek ki buradan geçmiş. Hadi aramaya devam edelim Melek. Elif! Elif! Elif korkma artık, biz geldik. Neredesin? Bir yere mi saklandı acaba? Nereye saklanacak ki? Ne bileyim, korkup bir ağacın veya bir çalının arkasına falan girmesin. Hadi her taşın altına bakalım o zaman Zeynep. Elif ablacık neredesin? Elif! Elif! Veysel, Veysel aç gözlerini. Ne olur aç. Baba! Baba dayan, ne olur baba! Baba bırakma bizi. Bak. Ambulans da geliyor baba. Veysel. Veysel. Hadi aç gözlerini. İyi olacaksın. Bırakma kendini ne olur. Hadi. Sıla. Söyle Veysel. Söyle. Tülay. Elif. Elif bulundu mu Tülay? Herkes onu aramaya gitti. Her yere bakacaklar. Babam sen merak etme. Elif bulunacak baba. Senin sayende Elif bulunacak baba. Keşke şimdi annemle babamla birlikte bu ağacın altında olsaydık. O da olur kızım, o da olur. Gel. Gel. Elif. Elif. Elif orada. Ağaç. Ağacın orada Elif. Ne ağacı baba? Hangi ağaçtan bahsediyorsun? Kenan. Kenan'ın meleğin ağacı. O orada. Onlar biliyor. Tülay abla. Hemen Kenan abiyi ara. Bak şundan oraya. Tamam babam. Tamam. Elif! Kızım! Elif! Nerede yavrum ya? Nerede? Tülay yürüyor. İnşallah kötü bir haber değildir. Aç hemen. Alo Tülay. Ne? O aç mı? Ne oluyor Melek? Tamam. Tamam Tülay, tamam. Kenan. Veysel Elif'in nerede olabileceğini söylemiş. Nasıl yani? Ya bizim eskiden buluştuğumuz ağaç vardı ya, orası. Ağaç mı? Tamam, oraya çok yakınız, hemen gidelim. İnşallah oradadır ya, inşallah. Bakın, bakın bırakın beni diyorum. Ben gerçekten bir şey yapmadım ya, masumum ben. Hepsi beni buraya atamazsınız. Böyle bir şey yapmaya hakkınız yok, ben burada kalmak istemiyorum. Bakın bırakın diyorum, anlamıyor musunuz? Bir şey yapmaya hakkınız yok diyorum. Bırakın beni.
Kimse yok. Elif yok. Elif! Kızım! Elif! Yavrum neredesin? Yok işte ya. Yok! Yine kavuşamadık yavruma. Ya bu kez o kadar çok ümitlenmiştim ki. Yüreğim yanıyor ya. Onu göremedim. Her an yavaş yavaş ölüyorum ben. Dayanamıyorum ya. Dayanamıyorum. Melek hadi. Canım kızım. Anneciğim neredesin ya? Dayan baba. Veysel, kurtulacaksın, iyileşeceksin. Tülay. Tülay, inan bana Tülay. Veysel tamam. Tamam sus. Yorma kendini. Tülay, dinle. Veysel ne olur sus. İnanıyorum sana. Ambulans gelene kadar kımıldama ne olur. Tamam babam. Tamam ne olur zorlama kendini babam. Ne oldu? Nerede kaldı bu ambulans? Bilmiyorum. Gelmek üzeredir herhalde. Elif'le ilgili bir gelişme var mı? Yok. Yok. Ben de her yere baktım ama hiçbir yerde yok. Babam bir ağaçtan bahsetti. Ağacı da oradaymış. Ağaç mı? Kenanlara haber verdiniz mi? Ben aradım. Veysel amca. Durumu nasıl? Çok kötü. Çok kan kaybediyor. Çok korkuyorum. İnşallah, inşallah iyileşecek. Allah'ım onu bize bağışlayacak. Yüce Rabbim sen bize yardım et. Sen bize yardım et. Baba yalvarırım bırakma beni. Ne olur baba!
Ambulans geliyor. İyileşeceksiniz. İyileşeceksiniz. Kardeşim benim. Kuzum. Allah'ım sana abla. Şükürler olsun. Kardeşim benim. Allah'ım sana şükürler olsun. Elif'im bir tane. Elif'im. Amca. Elimize geçmiş olsun abi. Bunu da attık. Kızıma kavuştum ya. Ölsem de gam yemem. Bundan sonra her şey daha güzel olacak abi. Veysel'den bir haber var mı Selim? Yok, yok. Aramadım. Biz de apar topar buraya geldik. Dur arayayım. Alo Murat, ne yaptınız? Veysel babanın durumu nasıl? Bir problem falan yok diyorsun yani. Anladım. Evet, evet Elif yanımızda. Gayet iyi, merak etme. Tamam, tamam bir gelişme olursa bize haber ver, olur mu? Nasılmış? Ambulans gelmiş, hastaneye götürüyorlarmış. Murat iyi dedi. Anneciğim.